Evet, şimdi limit uygulaması yapacağız. Burada da yine HMI'de her zaman kullandığımız bir takım HMI'den giriş yaptığımız genelde değerler oluyor. Bunları da ne yapıyoruz? HMI ekranından genelde limitliyoruz. Ama bu bana çok güvenli gelmiyor. Çünkü bir data bloğun içerisine bir şey yazıyorsunuz HMI'den ve bunu limitliyorsunuz. Ama bu sizin için kritik bir değerse ve bu limiti aşması gerçekten sorun yaratacaksa HMI'den limitlemek yeterli olmayabilir. Çünkü başka bir HMI daha olabilir ve buradan da giriş yapılabilir. Aynı data bloğa veya SCADA'dan olabilir. Bir şekilde OPC Server gibi haberleşme ile data bloğa erişip yazmak mümkün. Farkında olmadan. Dolayısıyla bunu PLC programı içerisinde limitlemek bana daha güvenli geliyor. O yüzden bunun içinde bir tane limit fonksiyonumuz var. Bunu manuel de yapabiliyoruz. Genelde manuel kullanıyoruz. Ne yapıyoruz elle yaparken? Değeri karşılaştırıyoruz. Şundan küçükse işte şu değeri move et. Örneğin sıfırdan küçükse sıfır yaz. İstediğimiz maksimum değerden büyükse bunu yaz gibi. Böyle tek tek yazmak yerine bir tane fonksiyonumuz var. Limit fonksiyonu. Bu limitin içerisinde 3 tane parametre var. Bir minimum değeri. İkinci parametre değişkenin kendisi. Üçüncüsü de maksimum değerini yazdığımız zaman bunu da değişkene tekrar assign edip kullanabiliyoruz bu şekilde. Yani şöyle. Örneğin bir speed değişkenimiz var. Speed 2 nokta üstü eşittir deyip limit yapıyoruz. Burada minimum değeri. Ondan sonra değişkenin yine kendisini yazıyoruz. Sonra maksimum değeri. Tek satırda bu işlemi yapıyoruz. Ve bu bayağı kolaylaştırıyor, hızlandırıyor bu işi. Şimdi örnek yapacak olursak benim burada bir tane yeni bir FC ekledim limit diye. SCL ile yazılmış. Ve FC'nin içerisinde de bu limitleme işlemini yapabiliriz. Global DB'lerimiz olabilir. Örneğin burada bir tane bizim data diye DB'miz vardı. Bunun içerisinde ben 5 tane speed, 5 tane fan, 5 tane de pompa için speed değeri ekledim. Başka başka data blokların değerlerini buradan limitleyebiliriz bu FC'den istersek veya bunu FB içinde de yapabiliriz. Her bir FB'nin içerisinde kendi limitlerini yazabiliriz. Her bir motorun ayrı FB'si varsa ben sadece örnek olsun diye böyle bir şey yaptım. Şimdi buraya şöyle bir comment yazalım. HMI giriş değerlerini limitleyelim. Önce fan için yazalım. Mesela fan hızları limit değerleri. Burada neydi? Data bloğunun içerisindeydi değişkenlerimiz. Data nokta fan bir speed. Birinci fanın hızı. İki noktası eşittir diyoruz. Limit. Yazdıktan sonra bakın fonksiyon geliyor burada. Minimum değeri sıfır girdik örneğin. Maksimum değerimiz fanlar için 3000 olsun veya 4000 olsun. Fanların değeri. Burada da limit için kullanacağımız yine değişken. Aynısını kullanıyoruz. Data nokta fan bir speed. Bu şekilde yazdık. Böyle yaptığımız zaman limitleme işlemini yapıyoruz. Yani alt ve üst limitlerini böyle belirleyebiliriz. Bunu her bir fan için yapacağız. 3, 4, 5 tane olacak. Fan 2 diyelim. 3, fan 4 ve fan 5. Aynı şekilde şuraları da düzeltelim. Fan 5. Bunları yaptık. Aynısını şimdi bir de pompalar için yazalım. Türkçe yazalım hatta. Pompa hızları. Limit değerleri. Şekilde. Yine bunları da pompa için yapacağız. Neydi? Data nokta pump bir speed 2 noktası eşittir dedik. Limit yazıyoruz. Fonksiyonu çağırıyoruz. 0. Maksimum değeri kaç olsun? 3000 olsun pompalarda. Buraya da yine data nokta pump bir speed. Bunu şimdi her bir pompa için çoğaltalım. Bu şekilde çoğalttıktan sonra bunu bir yükleyelim. Programı yükledik. Daha sonra HMI tarafında da şöyle bir basit bir uygulamamız var. Sıfır gireyim. Burada bakın 5 tane fan hızı, 5 tane de pompa hızını girdiğimiz bir ekran var. Buradan şimdi değerleri girerek deneme yapabiliriz. Örneğin ilk fan için 500 girelim. 500 girdiğimiz zaman bunu kabul ediyor. Fanlarda hatırlarsanız 4000 yapmıştık sınırı. 4000 girelim bu sefer. Bunda da problem yok. 4500 girelim örneğin. Limitin üzerinde girdiğimizde bakın otomatikman bunu 4000'e çekiyor. Yani bunu programdan yapıyor. Örneğin bir tane daha yapalım. İkinciyi 4000 girelim. Üçüncüyü 6000 girelim. Bunu hemen 4000'e çekiyor otomatikman. Pompalar için de 3000 girmiştik hatırlarsınız. 2500 diyelim. Burayı 3000 diyelim. Burayı 4000 diyelim. Direkt 3000'e otomatikman çekiyor. Bu şekilde düzeltiyor. Şuradan daha iyi hepsini bir arada da görebiliriz. Şimdi mesela online olalım. SCL tarafına. Burada örneğin fan 1 speed için bakalım. Değerleri 4000 görüyoruz. Limit öncesi ve sonrası. Mesela ekrandan değiştirelim. Fan 1 speed'i 3000 girelim. 3000 yaptığımızda burası 3000 oluyor. Burayı arttırıyorum mesela. 3500 yapıyorum. 3500 girdiğimde fan 1 1500 4500 yapayım. 4500 yaptığım anda bakın 4000'e limitliyor. Yani ise otomatikman. Bu şekilde çok basit bir satırla, bir satır kodla bu şekilde programlarınızda limitlerinizi yazabilirsiniz.
Bir diğer matematiksel işlem mutlak değer. İki sayının genelde farkından doğan sonuçlarda biz bunu genellikle kullanıyoruz. Veya bir işlemin sonucunun eksi çıkmaması gereken durumlarda, bizim için genliği önemli olan durumlarda sayının mutlak değerini alıyoruz ki eksi işaretinden kurtulalım. Örneğin a eksi b işleminin sonucu ne olursa olsun pozitif olmasını istiyoruz. Burada a b'den büyükken sorun yok. İşte örneğin 7 eksi 5 2'dir ama 5 eksi 7 eksi 2 çıkar ama bizim artı 2 her zaman bulmamız gerekiyorsa o zaman mutlak değeri kullanıyoruz. Burada kullanılırken şu şekilde sayı değeri veya bir değişken değerine bunu assign ederken ABS parantez içinde mutlak değerini almayı istediğimiz bu bir matematiksel bir işlem de olabilir, bir değişken değeri de olabilir. Bu şekilde kullanıyoruz. Bunu da örnek yaparken şöyle mutlak değer diyelim. Buraya örneğin yine data blok içerisinde iki tane sayımız var. Data nokta. Bunun sonucunu tabii şey yazacağız. Sonuç diye bir değişkene yazacağız. Sonuç değeri eşittir. ABS diyoruz. Mutlak değer alacağız. Burada bizden bir değer istiyor. Bu real olabilir veya farklı sayılar olabilir. Burayı şöyle yapacağız. Yine data nokta sayı 1 eksi data nokta sayı 2. Bu işlem birden fazla değişken olabilir. Burada çarpma olabilir, bölme olabilir. Yaptığınız işlem önemi yok. Burada önemli olan ABS işlemi, ABS fonksiyonu parantez içindeki kısmı ele alıyor. Şu parantez içindeki değer neyse onu pozitif olarak bize döndürüyor. Bu şekilde bir yükleyelim. Şimdi bunu yükledik. Örnek olarak yine HMI tarafında bir örnek üzerinden gidelim. Burada iki sayının sonucu. Sayı birden ikiyi çıkartıyor. Dolayısıyla önce biri büyük yazalım. Mesela 9 eksi 4 diyelim. 9 eksi 4 işlemin sonucu 5. Tam tersini yaparsak 4 eksi 9 dersek bu da yine 5 çıkıyor. Normalde eksi 5 gelmesi lazım. Örneğin şurada absolütü kaldırırsak ABS işlemini sadece sayı 1 eksi sayı 2 dersek ve bu şekilde yükleyip bir dönersek burada direkt sayının eksi 5 olduğunu görüyoruz. Burada önemli olan absolüt değeri nasıl oluşturduğu. Onu da ABS fonksiyonuyla yapıyoruz. ABS deyip şu şekilde parantez içine aldığımız zaman işlem gerçekleşiyor. Yine burada birçok matematiksel işlem var. Şurada görebileceğiniz gibi bir sürü matematiksel işlem var. Zaten limiti göstermiştim. Bunun minimum maksimum değeri var yine. ABS'yi gösterdik. Burada kare alma, kare kök alma, square root gibi, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, arksinüs gibi trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar var. Onun dışında işte doğal logaritma, eksponansiyel gibi şeyler. Bunları kullanırsınız. Yani matematiksel şeyler çok detayına gireceğim. Örnek sadece bir tane kare ile ilgili örnek yapalım. Kare kök alma ile ilgili veya karesini alma ile ilgili örnek yapalım. Yine şuraya gelirsek örneğin yine aynı sayıları kullanalım. Sayı 1, sayı 2. Şöyle yapalım. Mesela şurayı sileyim. Evet, ne yaptık? Data nokta sonuç eşittir square root yani karekök data nokta sayı 1. Yani sayı 1'in karekökünü al sonuca yaz. Bunu da yine ekrandan bakarsak HMI'da sayı 1'e bir değer girelim. Örneğin 25 girelim. 25'in karekökü ne? 9 veya işte 81 girdiğimizde pardon 25 karekökü 5. 81 girdiğimizde karekök 9. Örneğin 16 girdik karekökü 4 gibi. Bu şekilde basitçe karekökü de bulabiliyoruz. Karesini almak istersek de yine orada da çok basit. Şöyle yapabiliriz. Square root yerine bu defa sonuç dedik. Şöyle bir şey yapalım. Karesini almak için şunu kullanıyoruz. İki tane yıldız demek kare. Yani A 2 yıldız 2 derseniz A'nın karesi, girilen sayının karesi veya 2 yıldız B dersek A üzeri B oluyor. Burada şunu yapabiliriz. Örneğin neydi? Data nokta sayı 1 yıldız yıldız 2 dersek üzeri 2, 3 dersek 3'ün kübünü alır örneğin. Bunu büyükleyelim. Daha sonra şuraya ekrana gelip bakarsak örneğin yine ne yapalım? 8 yazalım. 8'in karesi 64. 10 yaparsak 10'un karesi neydi? 100. Bunu istersek şöyle bir şeye de çevirebiliriz. Sayı 1 üzeri sayı 2 diyelim mesela. Data nokta sayı 2 dediğimiz zaman A üzeri B. Yani karesini almayacak da sayı 2'ye ne girersek onu alacak. Bunu da yükleyelim. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Dolayısıyla şu an ekranda 0 kaldı sayı 2. Bakın 10 üzeri 0 1. 10 üzeri 1 yaparsak 10 üzeri 1 10 olur. 10 üzeri 3 yaparsak 1000 olur gibi. Mesela 2 üzeri 3 8'dir değil mi? Üçüncü kuvvetini alıyor. Bu şekilde karesini alma, karekökünü alma veya üslü sayı işlemleri gibi şeyleri. Şurada boşluk bıraksak daha kolay, daha iyi anlaşılır şöyle. İki tane yıldız işareti buna yarıyor. Şimdi dediğim gibi buralarda farklı farklı komutlar var. Bunları deneyebilirsiniz. Ben temel şeyleri göstermeye çalışıyorum. Ya bütün buradaki her bir komuta tek tek girme şansım yok. Buraları atlayıp, ya buraları bir an önce bitirip esas gelmek istediğim nokta uygulama örnekleri. Yani sahada kullanacağınız array işlemleri, işte sayıları sıralama olsun, ne bileyim, bufferlama olsun, endirekt adresleme olsun, data blok karşılaştırma, reçete oluşturma gibi çok güzel konulara yavaş yavaş geleceğiz ama temeli güzel bir anlatmak istiyorum.
Bir sonraki videoda görüşelim.